Pazar kahvaltısına sebzeli kaygana yapmak isterseniz videomu izleyin lütfen. Harika bir lezzet, çok sağlıklı. Müthiş. Bence deneyin. Dilekli Mutfak'ta Dilek Toksoy YouTube. Merhabalar, Dilek'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün mutfağımda kaygana yapacağım. Ben Karadenizli olduğum için kayganayı çok severim ama hamsi ile tabii. Bugün hamsisiz sebzeli kaygana yapacağım. Sebzeli omlet de diyebiliriz aslında. Şimdi neler kullanıyor, nasıl yapılıyor hep beraber görelim. Ben ısırgan kullanacağım, maydanoz kullanacağım. Daha önceden doğradığım kırmızı pancarın yaprakları var. Onları kullanacağım. 2 adet de yeşil soğan kullanacağım. Biraz tatlı lor kullanacağım. Bir yemek kaşığı kadar. 2 yemek kaşığı mısır unu, 1 yemek kaşığı da normal un ve 2 adet yumurta. Evet, şimdi yapmaya başlayalım. Öncelikle ısırganları ince ince kıyacağım şimdi. Isırganlarımı daha evvel sirkeli suda bekletip sonra bol suda yıkadım tabii ki. Bu şekilde ısırganları buzluğa da atabilirsiniz. Hemen pratik. Böyle harika yemeklerde kullanmak üzere. İncecik yapmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi 2 adet yumurtayı kırıyorum. Bir kaşık, evet, yumurtaları kırdım. Şimdi bir kaşık lorum var, tatlı lor. Efendime söyleyeyim. Bir bardak da sütüm var ama kontrollü ekleyeceğim. Önce yarısını koyacağım. Şöyle hafifçe karıştırmaya başlıyorum. Daha sonraki tarifimde size hamsili kaygana tarifini vereceğim. Biz çok severiz. Şimdi efendim burada 1 2 3 yemek kaşığı mısır unum var. Burada da bir kaşık unum var. Gerekirse ilave edeceğim. Önce evde tuzunu, karabiberini ekleyelim. Efendime söyleyeyim. Biraz pul biber ekleyeyim. Bir de karışık baharatım var, ondan ekleyeyim.
Siz ne isterseniz ondan ilave edebilirsiniz. Bir miktar da karbonat ekliyorum. Bir miktar dediğim bir çay kaşığı kadar. Şimdi sütünün geri kalanını ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. İşte bu kadar. Şimdi teflon tabağıma yağı koyacağım. Bir yemek kaşığı kadar. Altlı üstlü pişireceğiz. Pratik ve çok lezzetli bir kahvaltı öğünü de diyebiliriz. Mesela pazar kahvaltılarına çok yakışır. Evet. Evet, şimdi kızdırılmış tavaya bir miktar sıvı yağ veya zeytinyağı ekliyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı. Biraz fazla mı oldu acaba? Neyse. Yağ iyicene kızınca karışımımızı dökeceğiz efendim. Tavanın her yerine eşit miktarda yayıyorum. Ve altı pişene kadar bekleyeceğim şimdi. Sonra bir kapakla yardımıyla ters çevireceğim. Evet, altı pişti. Şöyle sallayalım. Şimdi düz bir kapak yardımıyla şöyle ters çevireyim. Nazar oldu. Nazar. Evet. Burayı da silelim. Evet. Altı da piştikten sonra afiyetle yiyeceğiz efendim. Evet, şimdi servis tabağıma şöyle ters çevirip alacağım. Becerebilirsem. Okey. Harika bir lezzet olacak. Sebzeli kaygana. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız için tekrar teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Şimdi de tadına bakalım. Nasıl olmuş? Tabii hamsili daha çok seviyorum ama da bol sebzeli. Şöyle bakalım, tadına bakalım. Harika. Yandım. Çok güzel. Benden demesi, kötü olan şeyi tavsiye etmem. Gerçekten harika bir lezzet. Bol sebzeli. Nasıl? Harika bir lezzet. Sebzeli kaygana. Kaynana diyecektim neredeyse.
Sebzeli kaynana. Nefis bir tat. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sebzeli kaynana. Sebzeli kaynana. Ay 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 ay, sebzeli kaygana. Kaynanam da yok ama rahmetli oldu. Harika bir lezzet arkadaşlar. Kaygana Karadeniz mutfağının özel tariflerindendir. Hamsi ile yapılır. Fakat ben hamsi ile yapmadım şimdi. Bol sebzeli, ısırganlı, işte maydanozlu, pancarlı falan tarifime bakın lütfen.